Çok güzel. Sevgili Ceyhun harika bir noktayı temas etti. Adeta önündeki notların ne demek istediğini anlamış gibi. Ben de dahil ve bu stüdyodaki herkes dahil Galatasaray maçından önce hatta Hatay maçının 2 Şubat saat 17 itibarıyla Gustavo'nun yokluğunun büyük sorun olacağını hepimiz biliyorduk, değil mi? Evet. Yani Gustavo olmayınca Fenerbahçe'nin savunma organizasyonunda sorun olacağını hepimiz biliyorduk. Ve dolayısıyla Galatasaray maçı, bak 2 Şubat saat 17'den diyelim Fenerbahçe Trabzon'da 1-0 kaybetti. 28 Şubat saat 21.30'a kadar Fenerbahçe Gustavo'suz 5,5 maç yapmış olacak toplamda. Diyelim Trabzonspor'a Fenerbahçe 1-0 mağlup oldu. 5,5 maçta sadece 4 gol atmış olacak. Ve 7 gol yiyip belki de hocasının görevine son verecek. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani Gustavo yoktu. Allah kahretsin, savunmayı yapamadık. Beceremedik de. 18 artı 4, 22 transfer aldık ve çoğu yıldız adam aldık. Ön tarafı yapabildik mi? Yani Gustavo olmayınca çöken savunmamız tamam da orada handikaplı olduk da Ceyhun'un oynadığı Fenerbahçe'leri hatırlıyoruz. Öncesinde Aykut hocaların, Oğuz hocaların, Rıdvan abilerin Fenerbahçe'ni hatırlıyoruz. Orada maçlar 5-4 falan, 4-3'ler, 5-4'ler. Türkiye'nin en tarihi 4-3'lük iki tane maçını Fenerbahçe oynamadı mı? Evet. İkisinde 4-3 kazanmadı mı? Birinde soyunma odasında mağlup, birinde galip gitmedi mi? Ya pardon, ikisinde de mağlup gitmedi mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani dolayısıyla Fenerbahçe demek ta bizim küçüklüğümüzden Ceyhun'un oynadığı dönemden itibaren o yıldız oyuncuların koyduğu reaksiyon mahallenin şık çocuğu demek. Mahallenin iyi giyinen, topu olan çocuğu demek Fenerbahçe. Yani sen savunmayı Gustavo ile yapamadın ama ön tarafta 18 artı 4, 22 oyuncunun neredeyse 12-13 tanesi hücum oyuncusu, neredeyse 7 tane, 8 tane yıldız aldın. Sosa'yı, Mesut'u, Pelkas'ı, şunu bunu hepsini aldın, doldurdun oraya. Hücum organizasyonu nerede? Savunmayı beceremediğinde hücum becerebildin mi? Nerede Ceyhun'un sözünü ettiği yıldız oyuncu reaksiyonu? Yani şaka yapmıyorum. 2 Şubat saat 17'de başlayan kriz belki de pazar akşam 21.30'da hocanın gönderilmesi ya da istifası da sona erecek. Ve bu dönemde eğer 1-0 mağlup olursa sadece 5,5 maçta 4 gol atıp 7 golle bir hocanın hayatını değiştireceğiz belki. Niye? Hem hocanın hataları hem de o yıldız oyuncuların takım içerisinde gösteremediği o takım reaksiyonu. Ve bunların aralarında Mesut'u saymıyoruz. Daha gerçekten hazır değil. Sosa gibi, hani o var ya, çok gıcık olduğum deyim ama bu ligi bilen. Gökhan Caner gibi bu ligin önemli oyuncuları. Pelkas gibi belki de Fenerbahçe'nin daha sonrasında satışından para elde edeceği bir oyuncu. Valencia gibi uluslararası bir deneyim. Thiam gibi 2-3 senedir burada olan bir oyuncu. Ve bunların hepsi varken Fenerbahçe hücumu nasıl beceremiyor, nasıl yapamıyor? Nasıl bir organizasyonsuzluk? Bence soru burada. Ben dahil hepimiz belki de 2 Şubat saat 17'de Gustavo'nun sakatlanması itibaren çok taktık işin savunma tarafına, hücum organizasyonu hiç yok. Hayır bak, ben Gustavo'nun performansının takımın geneli için, sadece savunma anlamında değil. Tabii şimdi, tabii organizasyon sorunu üretiyor Gustavo'nun evet, olmaması diyorsun sen. Aynı evet. Kanaatteyim. Ha. Ama birinci sorun neydi? Şöyle, savunması eksik Fenerbahçe'de. Ama sezon başından beri Fenerbahçe'de savunma kuruluşunu, hocanın tercihleri hep eleştirildi. Hala da eleştiriliyor. Hocanın tercihleri mi eleştirildi? Ya şimdi hepsi hocanın tercihi miydi? Kadroyu kim yapıyor? Hayır, takımın kuruluşunu hoca mı yaptı? O anlamda soruyorum. Hocanın tercihi ya, derken 11 kuruluşundaysa tamam. Bak, ben ona katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Sen şimdi Fenerbahçe'nin şu an teknik direktörü olsan, şu elindeki mevcut kadro, ben bunu kurmadım deyip çeker misin kendini? Bir bilgi paylaşayım. Hani şunu, eğer bunu yapıyorsa Erol Hoca bence hata tamam. ediyor. Çünkü ben, bu kadroyu her teknik adam böyle bir kadrosu olmasını istemez misin Ilgaz? Mustafa, Serdar istemez hiç itirazım misin? Yok. Bir bilgi paylaşayım. Var bu kadro elinde. Bak senin. Az önce çok önemli. Senin de daha önce çok özür dilerim. Senin de antrenörlük geçmişinde çalıştığın takımlarda oynattığın bir oyun var. Erol Hoca için söylüyorum. Ama Erol Hoca bunun sıkıntısını geldiğinden beri farkında olun. Bak düşünün. Yaptığı açıklamaları aklınıza getirin. Hep şunu söyledi. Ya oyuncular o sezon başında böyle fiziksel olarak bazı oyuncular hazır değil. Başka bir toplantıda oyunculara istediğimi yaptıramıyorum gibi söylemleri. Kafamda bir sürü planım var. B planım, A planım, C, D ama yaptıramıyorum. Yani hoca da bundan hep şikayetçi olmadı mı üstü kapalı şekilde? Üstü kapalı da değil hatta. Yani bunu ben anlıyorum. Anlıyorsam bunu herkes anlamıştır. O zaman hocanın da bazı sıkıntılarını geride bırakıp kafasını direkt buraya vermesi lazım. Ceyhun. Buraya vermezsen oyuncuyu da inandıramazsın zaten. Az önce sözünü ettiğin Malatyaspor maçının devre arası ben stadyumdaydım.
Fenerbahçe muhabir arkadaşlarımız o hafta yapılan bir sohbet toplantısında Erol Hoca'nın ısrarla kanat oyuncusu, Safkan kanat oyuncusu istediğini ve alınamadığını, devre arasında bu yönde çalışma yapılacağını söylemişler. Ya tamam alamadılar. Sonra aldılar ama. Sonra aldılar. O yüzden senin dediğin... Elindekini de kullanmayı bileceksin abi. Teknik adamlık sadece ben istediğim bu oyuncuyu bana alsınlar, ben teknik... Hadi göreyim ya. Olmamış bir kadroyu şampiyon yap diyelim. Gustavo olmasın, Mesut olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Başarılı teknik adam bence odur. O apayrı bir teknik adam oluyor ama. Tamam. Dediğin doğru. Ama şimdi bu kadro üzerinden de ben bunu istedim olmadı, şunu istedim. Ya bu adamlar özel bir oyuncular zaten. Ama hocam bir de şu var. Hani ben yanlış anlamıyorum. Erol Hoca'yı evet belki eleştiriyor gibi görünüyorum. Eleştiriyorum da ama. Eleştirecek tarafları da var çok tabii. Çok da şey yapmıyorum. Çok da kabahat bulmak istemiyorum. Sadece şu. Kendini tamamıyla oraya yani kadroya, o kadro yapısına, o oyuncu grubuna lanse edemediğini, yani kabul ettiremediğini düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Dışarıdan açıklamalarından anladığım, dışarıdan gördüğüm. Oyuncuları ikna edemedi kendi oyun planıyla. Evet onu diyorum, kendini lanse edemedi oyuncuları. En basit örneği, şimdi karşımızda şeyler var, görüyoruz. İstatistikleri var, Abdullah Hoca, Erol Hoca. Abdullah Hoca Trabzon'a gittiği günden beri en çok puan toplayan takım Trabzonspor ligde. Evet. Değil mi? Doğru. Ve bir Abdullah Avcı dokunuşu görüyor muyuz kaç haftadır? Görüyoruz. Evet. Ve daha da göreceğiz. Bu transferlerden önce de gördük o dokunuşu. Evet, transferden önce de gördük. Biraz da teknik adam meziyeti görelim. Evet tabii yani. Canım yani biraz o şeyi, baskıyı hissettirsin oyuncularına. Haklısın da Abdullah Avcı geldi, 3 tane adamı kadro dışı bıraktı, takımın kaptanını gönderdi. Yani bu geçen gün bahsettiğim Mustafa'yla çarşamba akşam, pardon Cüneyt'le, bu iktidar meselesi. Bu muktedir olma meselesi. Ben de işte bu yani bana çok garip geliyor. Fenerbahçe camiasının bu tip sebeplerden dolayı kendi içinde bazı şeyleri çözememiş olması doğru değil. Evet bak biraz önce dedin ya puan olarak kayıp bir şey var mı? Evet yok. Umut olarak var ama. Umut şey yani. Umut, güvenç, geleceğe bakış. Evet karamsar bakıyorsun. Ama, oyunda yok ama. Evet karamsar bakıyorsun. Evet. Şimdi bu hafta pazar günü Trabzon'a kaybetse var mı bu şans? Trabzon kazanma şansı var mı? Ligin en iyi takımlarından biriyle oynuyorsun. Hani anket yapılsa ne çıkar? Şu an ki yapmışsınızdır anketi. Söyleyeceksiniz belki. Bir televizyon kanalında yapılmış abi anket. Yok onu Mustafa söyledi. Ya, biraz yani. Şey birazdan söyleyecek o söylesin ben söylemeyeyim. Ya, benim şahsi görüşüm evet Trabzon şey gözüküyor. Fenerbahçe'nin son oynadığı maçtaki görüntüsü ve bu sürece kadar gelen hani tabiri caizse duyum ya da yorumcuların bizlerin söylediği gözlemlerimiz olan şeyler, sağ içinde gördüklerimiz umut vermiyor. Trabzon daha kompakt oynayan çok güzel açıkladı biraz önce Ilgaz Trabzon'u. Çok üstüne konuşmak istemiyorum. Trabzon her zamanki oyunda oynarsa Fenerbahçe'yi 1-0 değil 2-0 da yener. Pozisyon vermeyebilir yani. Aspor Twitter hesabından artı futbol eşlekinden ya da Twitter'dan oylayabilirsiniz anketimizi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı nasıl sonuçlanır diye sorduk ki 0-2'ye kadar da devam edecek. Rakamlar ekrana gelsin. Trabzonspor kazanır %57. Berabere biter %17. Fenerbahçe kazanır %26. Arada çok büyük bir fark var. Trabzonspor kazanır büyük bir farkla önde gidiyor anketimizde. Şu ana kadar 8176 oy kullanılmış. Daha 3,5 saatte anket devam edecek. O süreye kadar oylayabilirsiniz. Anketle ilgili kısa bir yorum yapabilir miyim? Eminim, buna çok eminim. Trabzonspor kazanı %57. Oradaki oyların sadece Trabzonspor taraftarına ait diye. Bence orada Fenerbahçeli taraftarların da oyları da vardır. Fenerbahçe taraftarları oy kullanmamıştır diye düşünüyorum. Karamsar bile yani emin olamadıkları için bu ankete katılmak istememişlerdi diye düşünüyorum. Yani kullanmışlarsa da Trabzon'un tarafına oy veren de vardır bence. Çünkü hakikaten... Yok Fenerbahçe taraftarı onu yapmaz umut, sanmıyorum. Yok gelen değil de ama vardır mutlaka yapmam. Çünkü umut yok oyunda. Şimdi hocam güzel özetledi aslında. Sevgili Serdar, hoca kıyaslamasından başlayalım mı istersen? Ve her iki tamam. Hocanın performansına tamam. Bakalım. Peki. Sözü sana vereceğim ilk olarak. Abdullah Avcı Hoca ve Erol Bulut Hoca. Erol Hoca, Abdullah Hoca'nın yanından